Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un babası Aydın Kurt vefat etti. 1984-1999 yılları arasında Sivas ili Zara Belediye Başkanlığı görevini yürüten Aydın Kurt'un cenazesi 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Sivas'ın Zara ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u bu acı gününde yalnız bırakmayarak taziye ziyaretinde bulundu. RT Şah Medya olarak Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a başsağlığı diliyoruz. Değerli katılımcılar, karşılıklı fikir alışverişi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından başlatılan Mahalleli Soruyor, Başkan Cevaplıyor programları vatandaşların takdirini topluyor. Toplantıların 7.si 1 Kasım Salı günü saat 18'de Yeni Mahalle ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Yeni Mahalle'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yapılacak. Toplantılarda belediye tarafından mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler veriliyor. Toplantılar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken toplantının yapıldığı mahalle sakinleri Belediye Başkanı Bekir Aksun ile görüşerek istek ve önerilerini dile getiriyorlar. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, toplantılar ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında Mahalleli Soruyor, Başkan Cevaplıyor programları kapsamında 7.si 1 Kasım Salı günü saat 18'de Yeni Mahalle ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Yeni Mahalle'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yapacağız. Yeni Mahalle ve Kazım Karabekir Mahallesi'nin kıymetli sakinleriyle bir araya gelerek Erzincan Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları anlatıp yapacağımız çalışmalar ile ilgili olarak bilgiler vereceğiz. Bu toplantılarımızın devamını diğer mahallelerimize de gerçekleştirerek vatandaşlarımızı dinleyip isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Yeni Mahalle ve Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin katılımları ile Yeni Mahalle'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda yapacağımız toplantıya tüm mahalle sakinlerini ve vatandaşlarımızı davet ediyorum ifadelerine yer verdi. Son dönemde artan enflasyona bağlı yükselen fiyatlar her alanda kendini gösteriyor. Emlak fiyatları da buna bağlı olarak yükseliş gösterirken uzmanlar ev almak isteyenlerin elini çabuk tutmasını söyledi. Birikimini gayrimenkul olarak kullanmak isteyenler için zamanın daraldığı belirtildi. Ülkemizde en güvenli yatırım araçlarının ikinci sırasında gelen gayrimenkul yatırımı, altından sonra en çok yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen kişiler için uzmanlardan uyarı geldi. Uzmanlar, yatırım yapmak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutmasını söyledi. 2022'nin bitmesine 2 ay gibi bir süre kalmışken, 2023'te emlak sektöründe fiyat artışı yaşanacağı belirtiliyor. Son zamanlarda hızlı bir fiyat artışı yaşanan emlak sektörü bir süredir duran bir döneme girdi. Buna bağlı olarak uzmanlar yeni yıl ile birlikte maliyetlerin artmasıyla doğru orantıda bir artışa geçeceğini belirtti. Ocak ayında yükselecek olan asgari ücret ile birlikte maliyetlerin artacağı ve bu maliyetlerle bağlı olarak gayrimenkul fiyatlarının da artacağı belirtildi. Uzmanlar vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Değerli canlar, sevgili dostlar, bugün Büyükçeşme ziyaretimizdeyiz. Erzincan ili Yalınca Köyü CMB Başkanı Selçuk Güzel, Dersim'de Büyükçeşme'de yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akbolak tarafından gerçekleşen bu çalışmanın sonuna gelinmiş. Ufak tefek eksikler var, onlar da zaman içerisinde hallolacak ama muhteşem bir çalışma yapılmış. Kendisine bu anlamda sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buyurun gelin, neler yapılmış görelim.
İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından bakım ve onarımı yapılan alanın çalışmaları tamamlandı. Hem doğasıyla hem de manevi bir değeri olan Büyükçeşme'nin güzelliği göz kamaştırıyor. Selçuk Güzel, İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkürlerini iletti. Aşağıda da hemen çeşmelerin olduğu yere geçelim. Ana kaynaktan gelen sularımız burada bulunan 12 çeşmede bu şekilde akıyor. Daha güzel, daha tertipli bir hal aldık. Gerçekten büyük çalışma yapıldık. Herkesin eline, emeğine sağlık diliyoruz. Ödülde de bir çalışmanın ödülü neler söylersin? Valla bu çalışmanın ödülü çok harika bir şey olmuş. Başta Rıza Başkanımıza canı gönülden teşekkür ederiz. Bu büyük çeşme Ahmet Efendi'ye onun yar ve yardımcısı olsun. Allah'ım. Onun yolu açık olsun. Onu kazalardan, belalardan bütün kötülüklerden saklasın, beklesin. Rıza Başkan bu Alevi inancına yapmış olduğu bu katkılardan dolayı kendilerine cami gününden teşekkür ediyoruz. Bu cami gününden teşekkür ediyoruz. Emniyeti yar ve yardımcısı olsun. Hemen ana kaynağımızın, suyumuzun bulunduğu, çıkış noktasının bulunduğu bölgede seralarımızı yapmak için bir alan yapılmış burada. Daha düzenli, daha hoş bir görüntü olmuş. Kim düşündüyse sonsuz teşekkürler ediyoruz. Birçok alanda da yapılacak galiba bu çalışma. Yine burada şimdi biraz daha doğal bir görüntü olmuş. Daha tertipli olmuş. Zaman içerisinde buralar da çimlenecektir. Çünkü alanları bırakılmış. Ben çok mutlu oldum kendi adıma. Yalınca Köy Cemiyeti Başkanı olarak ve bugün de dedemizle beraber buraya mihman olduk. Evet, görüyoruz burada yine oturma bankları, masalarımız eskiden sınırlı sayıdaydı ve sıkıntı oluyordu. Yaz boyunca yoğunluklar oluyordu. Evet. Şimdi bu sorun büyük ihtimalle çözüldü. Eminim bu sene yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayacak burası. Kalıcı bir şey oldu, güzel bir şey oldu. Daha da gelişti, bir devleti olsun, mutluluk olsun, önene verdim. Burada güzel şeyler olur. Temennimiz kalıcı şeylerin var olması, yaşatılması. Bu bizim için burası büyük bir değerdir. Çocukluğumuzdan bu zamana kadar her birimizin yaz olduğu bir kurbanlar adadı, lokmalar getirdiği bir alan. Kendi adına buradaki bölgedeki yaşayan canlarımız adına, tüm Alevi insanlarımızın adına Rıza Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Buralarda alabilirsiniz sevgili dostlar. Alanları çekebilirsiniz. Varnano, varnano, masad varnano. Bambarak tomar bu masad varnano. Kemer kuçu karar sardı varnano. Vay bu de yara sıra varnano. Ama horoz eki masad varnano. Payız ezer yamı Sakle darı beri Male dünya sebe keri Kalı kıran o alemi Demu de TFF 2. Lig Beyaz Grup'la mücadelesini sürdüren 24 Erzincan Spor, ligin 12. haftasında 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda konuk ettiği Bursa Spor'u Maksut Taşkıran'ın attığı 2 gol ile mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken 24 Erzincan Spor eline geçen penaltı fırsatını değerlendiremedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Maksut Taşkıran'ın 54 ve 82. dakikalarda attığı 2 gol ile karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kırmızı Siyahlılar bu galibiyetiyle birlikte puanını 18'e çıkararak ligde 8. sırada yerini aldı. (Gülüyor)
Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.